İsminiz? Muhittin Karabaş. Muhittin Bey, merhaba. Merhaba. Şimdi geçerken burada tesadüfen gördüm. Pek bilinen bir barınak değil burası. Evet. Balçova. İnciraltı Bakü Barınakları. Ne ismi tam? İnciraltı Bakü Barınakları. İnciraltı Bakü Barınakları. Bakü. Evet. Bakü. Nereden gelmiş ki bu akıllara? Evet. Nedir abi burada? Nasıl tekneler var? Genelde balıkçı var galiba. Balıkçı var. Özel tekne. Özel tekne. %80'i özel tekne. Özel tekne. Peki rüzgarı açık mı? Nasıl rüzgar alıyor şimdi mu? Korunaklı mı? Rüzgar ilerler alır. Burası barınağın içi almaz. Barınağın içi gayet rahat. Korunaklı. Korunaklı tabii. Kaç tekne var tahmini? 200'ün üzerinde. 200'ün üzerinde. Siz ne işler yapıyorsunuz burada abi? Biz tekne tamiri, bakımı. Tamam. Polyesterciyiz biz. Polyester yapıyoruz. Polyester tekne bakımı. Son zamanlarda bu ustalar kalmadı değil mi? Yani bu işi yapan gençlerden var mı ilgi? Yok 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 yok. Ben de aslında ben de polyesterciyim. Polyesterciyim ama ben tekne işinde değildim. Dedim gösterdiğim gibi orada bir ustam var, Nebi ustam. Evet. Ben onun sayesinde. Nebi usta pek konuşmak istemiyor. Nebi usta sayesinde ben bu tekne işine bulaştım. Ya teknem vardı da tamir işine bulaştım. Ne var tekne abi? Ben de 7-80 ahşap. Balık tutuyorsunuz. Tabii tur yapıyorum aynı zamanda. Tur da yapıyorum. Balık turu yapıyorum. Ne tür balıklar var? Popülasyon burada nasıl? Genelde çupra, granyoz, kofana. Bu granyozu geçen Karşıyaka'da bir arkadaş böyle bir maket tekneyle oltayı gönderiyor. Onunla da hatta bir sohbet evet. yapmıştık. Önceki videolarda var. Ama Karşıyaka sahilinde daha çok gibi sanki. Bu tarafta mı? Orada mı? Şimdi burada... Orada niye çok oluyor da... Bayraklı tarafı. Bayraklı. Bayraklı tarafı. Çünkü orası nasıl diyeyim sana? Mera. Burada vardır. Güzelyalı iskelesinin önünde mera vardır. Ondan sonra şeyde mera var. Şöyle ver. Vali Konağı'nın önünde mera var. Bir de şeyde var. Karantina'da var. Kayalıklarda yapar. Ondan sonra geç Karataş'ta yapar. Evet. Burada. Ama eskiden böyle çok değildi değil zaten mi? Zaten neden böyle bir anda çoğaldı bu planyoz? Bu aşağı yukarı pandemi döneminde çoğaldı. Kopana, granyoz. Pandemi döneminde girdi içeriye. Çıkmadı bir daha. Bizim çocukluğumuzda Körfez'de herkesin aklına çıpra, ısparoz, levrek, ondan sonra kefal. Aynen öyleydi. Hep bunlar gelirdi ama şimdi değişik şimdi balıklar da yakalanmaya kopana başladı. Kopana zaten Marmara'nın balığı. Ama buraya bir girdi, çıkmadı kopana. Granyoz girdi, çıkmadı. Ha iyi mi, kötü mü oldu, iyi oldu. Burada yakalanan balıkları, Körfez'de yakalan balıkları satıyorlar. İşte evet. restoranlara veriyorlar. Evet, doğru. Böyle söylentiler var. Siz ne düşünüyorsunuz? Gayet normal abi. Şimdi yanlış anlamayın. Şu anda... Hepsi yenmez çünkü o kadar balık değil mi? Mutlaka bir yere... Vermek zorundasın. Ama diyorlar ya balık yok, Körfez şey yok değil. Şu anda Körfez'in kefalinde dahi koku yok. Evet, değil mi? Yok. Şimdi kim ne derse de. Ki buranın en kötü balığı ceyrandır. Kefalin ceyranı. Ceyranlı dahi balçık kokusu yok. Mazot eskiden kokusu yok. Eskiden vardı herhalde. Eskiden yiyemiyorduk. Yiyemiyorduk değil mi? Evet. Ceyran geldiği zaman balığı son 5 senedir. 5 gibi mazot kokuyordu. 5 senedir değil beş, mi? 5, 7 seneden beri. 7 seneden beri daha gayet, böyle gayet güzel. Yenir hale geldi. Yenir hale geldi. Hı hı. Aynı zamanda çuprası çok güzeldir. Evet. Çuprası. Bir de çupra yerli balık değil. Tabii. Hani herkes diyor ya. İzmir deyince herkesin aklına çupra geliyor zaten. Çupra deyince millet diyor ki. Nasıl diyor buradan yakalanıyor. Buranın balığı yenmez. Hayır. Çupra yerli balık değil. Çupra bak şimdi çıkış mevsimi. Şu anda balık dışarı çıkıyor. Evet. Nereye gidiyor burada? Karaburun, Foça. Evet. Çıkıyor dışarıya. Evet. Onu da daha Nisan'a yenir. Nisan'da girer. Nisan balığı, Nisan çuprası deriz. Nisan'da iri balık yapar. Nisan'da girer. Kasım çuprası deriz. Kasım çuprası çıkarken iri balık yapar. Evet. Yani diğer zamanlarda balık içeride girer, çıkar, girer, çıkar ama terk etmez. Hani çupra kesinlikle buranın balığı değil. Hani yerli balığı değil. Hani bu diyorlar ya pis olur, şu olur, buranın balığı değil. Gezen bir balık. Gezen bir balık o. Dolayısıyla anladım. He. Şimdi kopana da aynı. Aynen. Üstadım, şimdi sizin tekneniz burada. Buraya bağlama ücretleri nasıl?
Kooperatifte şu anda ne yapıyorlar? Bağlama ücreti yok. Kooperatif daha yeni kuruldu. Yeni kuruldu değil mi? Evet. Daha tam faaliyette değil. Faaliyeti geçtikten sonra bakalım ne olacak. Herhangi bir güvenlik, bekçi vesaire? Hiçbir şey yok şu anda. Allah'a emanet duruyoruz. Allah'a emanet duruyoruz evet. Şu anda. Ya işte balıkçı barınaklarının en büyük sıkıntılarından biri tabii. Teknelerin burada korunaksız olması. Bir de en büyük sıkıntımız bizim. Kooperatif kurulsa da bize faydası olmuyor. Biz özel teknelere. Kooperatif plakalı tekneler. Plakalı tekne, balıkçı tekneleri. Bir de ne, şimdi kooperatif kurulduğu zaman balıkçı plakalı teknelerin haricinde kimse üye olamıyor. Bu bir bence yanlış. Neden? Benim özel tekneyim ama ben bu limanda barınıyorsam buraya kooperatif gelip üye olup kaydımı yaptırıp aidatımı ödeyip evet. Yerimi korunmalı hale getirmek isterdim. Tabii marina fiyatları çok yüksek olduğu için He. balıkçı arkadaşlarımız, abilerimiz genelde bu tip yerlerde geliyorlar. He. Özel teknisi. Bir hobi gibi. Hobi amaçlı, ha, bu değil mi? hani yat değil bu. Hobi amaçlı. En çok olan, en pahalı tekne burada 250-300 lira. Evet. Tabii bu adam da gidip de yıllığına 200 bin lira, He. 250 bin lira marina kimse vermez. Mümkün değil vermesi. Zaten bütçesi yetmez. Yetmez. Doğru. Çünkü herhangi bir gelir yok yani. Bu hobi Yok. işi. Hobi. Yani herkes zannediyor ki burada balık satarak çok Yok. aman aman bir Yanlış para. anlamayın. Evet. Şurada ticari tekneler aidatını zor öder. Doğrudur. Çünkü balık 3 ay 4 ay balık yapar. 4 ay sonra balık bir keser. Değil mi? Adam 4 ay sonra 8 ay aidat ödeyecek. Nasıl ödeyecek bu aidatı? Evet. Doğru. Peki bu tamirleri için abilerimiz burada çalışıyorlar. Evet. Bu bakım maliyetleri nedir abi? Mesela sen senede ne kadar bir bakım yapıyorsun teknene? Valla senede şimdi bir tekne indiği zaman ahşap tekne 15 bin liradan aşağı çıkmaz. Evet. Çünkü çivi Neler yok 20 yapıyorsunuz metre. abi? Çivi yoklaması, kazası Mesela var. çivi yoklaması nedir? Ben bilmiyorum. Çivi Ne mesela yapıyorsunuz? Hiç bu bilmiyorum. bak onda var bak. Evet. Armaz yapmış. O kabaran yerlerin, tahtaları hareket eden yerlerin onları yeniden çivilenmesi lazım. Boyayı sıyırıyorsun. Boyasıyla çivi. O Temizli. tabi bu böyle değil. Onu komple ağaç çıkana kadar temizleyeceksin. Tamam. Ondan sonra çivisini yapacaksın. Ha bak karşıda gördüğünüz gibi bak. Abiler Bak. yapıyor, Ha, o. evet. Şimdi boyayı sıyırdık. Ondan sonra Çivi kontrolünü çivi kontrolü yaptık. yapacaksın. Hangi ağaçlar tercih ediliyor? Ne tip, ne Valla cins? en iyi cins kestane. Kestane ağacı. Ha. Gürgen veya kestane. Yani kestane en güzeli. Bak Hı-hı. bak onu ustam yaptı. Sırf kestane getirdi. Kestane ağacından yaptı onu. O hurdaydı bak. Tekne, evet. Cinnok gibi olmuş. Cillop gibi yaptı. Çok güzel yaptı ustam bir de. Ağacı nereden temin ediyorsunuz? Ya Yani biliyorsun eski eski. teknelerden çıkanlar var Hayır mı? hayır hayır. Sıfır sıfır. Sıfır hepsi. Sıfır hepsi sıfır alıyor. Ağaçlar sıfır alınıyor. Al. İşleniyor. Hayır hazırlanıyor. Suya yatırılıyor. Suda şekil verdiriliyor. Ondan sonra. Ondan sonra Tabii. çakılıyor. Çiviler Çakılıyor. kontrol Çiviler ediliyor. kontrol ediyor. Sonra macun. Macun. Ondan Sonra sonra astar. astar. Astardan Astardan sonra sonra zehirli zehirlisi. boya. Bu, normal boya zehirlisi. Malzeme fiyatları Çok çok yüksek. Çok çok yüksek. rahatsız ediyor artık, değil mi? Oo. Ya bu aldığın malzemeyi şimdi buradan aldığın bir tane malzeme tekniği yaptın git al aynı fiyat alman mümkün değil. İşçilik. İşçiliği fazla Türkiye'de para en ucuz şey en zaten ucuz şey işçilik. işçilik. Maalesef öyle. Barınağımız bizim güzel. Kim ne derse Ne desin. zaman kuruldu? Yeni Çok dedi. çok bayağı. Ben yeni. Kooperatif Kooperatif bir sene, bir buçuk bir sene sene geçti. oldu. Ha. Daha tam faal Faal değil. değil daha. Yani Aman buradaki yavaş yavaş bir şeyler yapacağız diyorlar. evet. Peki belediyeden herhangi bir Belediyeden var. destek Bizim vesaire? kartlarımızı versinler. Heh. Bizim özel teknelerinin giriş kartlarını versinler. Önemli olan Onu o. bilmiyorum. Konu nedir? Nasıl Giriş giriş kartları kartı? iptal bizim. Hiçbir limana giriş kartı. Limana giriş He, kartımız onu yok. bilmiyorum. Nasıl alınıyor? Nedir? O gidiyorsun ücret ödüyorsun. Belirli bir ücret. İki kart alıyorsun. Tamam. Şimdi Ama vermiyorlar mı? vermiyorlar. Biz burada tekne Ne tamircisi diye vermiyorlar? kooperatif müsaade etmiyor diyorlar. Ama burada biz 30 tane ticari tekne varsa 200 tane özel tekne var. Bu özel teknelerin hiçbirisinin buraya giriş kartları yok. Tamircilerin dahil. Tamirci olarak gidiyoruz, yalvarıyoruz, akıllı gidiyoruz. Belediyeden izin alıyoruz. Ondan sonra bir vinç sokabiliyoruz. Veyahut da bir şey sokabiliyoruz. Doğru. Rica minnetle. O büyük sıkıntı oluyor. Teşekkür ederim sohbetin için. Görüşmek üzere. İyi Görüşmek üzere. günler. İyi günler. Sağ olun.